Hayırlı akşamlar abim. Yerin bakalım, toplanın hadi. Adın Mehmet, sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret. Hadi İstanbul'u fethedeceğiz. Toplanın gelin bakalım hadi. Gelin bakalım gelin. Aleyna aleyküm selam abim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Buyurun hoş geldiniz. Ama erken saatte izlersiniz siz de. Hikayede kalıyor 24 saatte oradan izlersiniz. Muğla aleyküm selam. Gelin bakalım gelin gelin. Merhaba. Aintab selam. Gel abim gel gel. Sen yayıncılık bilgi verdin. Abi hakikaten yoğunlar ya. Vallahi yoğunlar ya. Elhamdülillah. Adın Mehmet, sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret. Bu yeni mehterdir abi. Bunu pek duymamışsınızdır. O yüzden açtım bunu. Oo harita güzelmiş lan. Aa. Kalp atman lan. Ankara Polatlı aleyküm selam. Gelin bakalım toplanın hadi. Bugün Fatih edelim. Manisa aleyküm selam abim. Allah razı olsun abim. Dün ben hepinize dua ettim. Rabbim vatana bekleyen yoldaşlarımızı çiz zamanda ayrı bir memuriyet atar inşallah Rabbim dedim. Aynen öyle. Fatih İstanbul'u fethettiği yaşta siz KPSS'ye çalışıyorsunuz. Ben anasını satayım ben papaya gelsene sünnet ettireyim de şey Müslüman edeyim dediği yaşta biz de Instagram canlı yayın yapıyoruz. Siirt aleyküm selam. Erzurum aleyküm selam. Gel bakalım gel gel gel. Şanlıurfa aleyküm selam. Mehter'in adı abem. Adın Mehmet. Sen Fatih ol diye verildi sana bu kudret. Tamam. Aa bu işte. Gel gel. Bugün valla çay içe bir hoş oldum abi. Hakikaten yani hani. Urfa. Selamun aleyküm Urfa. Payitaht. El Hakkari. Hürrem Kanuni'ne Süleyman diyecek mi? Yok. Yarın da Yavuz'u anlatırım. Cuma günü der. Sparta. Aleyna aleyküm selam. Hadi bakalım aleyküm selam abi. Van, Mersin. Sizi seviyoruz Siirt. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya bugün valla sabahtan beridir tamam mı? Bugün tavuk muyuz hocam gel diyorsunuz. Abi sen git hadi Büşra Kavut. Hadi abi hadi sen git hadi. Tamam. Şimdi buradan bileceğiniz olay. Bugün valla sabahtan beri evdeyim tamam mı? Lan hiç kitap mitap bir şey okumak hiçbir şey yapmak içimden gelmedi. Ne bileyim böyle şey kurcaladım. Bu Netflix bunu kurcaladım. Bilmem ettim. Baobali diye bir film buldum. Allah tövbe ne uzubillah. O Hintliler tövbe ne uzubillah ya. Kakkoşlar seviyoruz sizi. O Hintliler Allah'ım 35 tane şarkı söylediler. Şarkı türkü oynaya oynaya film ettiler ya lan. Baobali. Ne acayip bir filmmiş ya. Gel zaten ileri ileri şey yaptım. Bu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Geldim. Geldim neye? Netflix. Ha o işte o. Bu. Konu ne? Konu abim üstü sayılar. Üstü sayılar o. Şerife burada mısın? Soruyor bak Pakize. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle indirdik. Lan Winx Club burada mısınız lan? Kalp atman ne olur donuyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle bir iyice bir yerleştirelim. Tamam. Hadi bismillah. Lan dönsene.
Şunu da şöyle indirdik. Şu laptopu şuradan bir uzaklaştıralım. Kıymetli kardeşler, yerimiz açılsın. Hop. Ayarımızı çaktık mı? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bildin. Tamam. Neden öksürdünüz? Ne bileyim abim ya, şeyiz. Sigarayı biraz fazla içiyoruz herhalde ama ondan galiba. Siz oğlum sigara içmeyin abim. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi geldik 2. Mehmet devrinde üstlü sayılara. Kıymetli kardeşler. Sonra hadi bismillahirrahmanirrahim. Şunun bir yorumları da bir kapatalım. Siz gene kudurdunuz. Tamam. Hadi kapattım. Hadi bismillah. Geldim 2. Mehmet'e. 2. Mamoş. Tamam. Kurban olduğumun ya. Ne öğretmenisiniz diye soruyor lan bana adam. La oğlum tipten belli ya. Şu tipten hiç matematikçi mi olur, şeyci mi olur, kurban olduğumun ya. Bu tipten tarihçi olur. Belli yani hani. Bu. Geldim 2. Mehmet devrine. Yani dünya gücü Osmanlı'ya. Artık Osmanlı yükselme dönemi diye anlatılmıyordu. Ne diye anlatıyorduk burayı? Dünya gücü Osmanlı diye anlatıyoruz burayı kıymetli kardeşler. 1453 İstanbul'un fethiyle başlar. 1595 3. Murad'ın ölümüne kadar olan süreçti. Önceden 1579'du şeyin ölümü diye veriyorduk. Sokollu'nun ölümü diye veriyorduk. Artık bitti. Map kitabı güncellendi. Burası güncel bilgidir abisi. Ve 2. Mehmet başa geçti. Hemen yaptığı ilk iş şu arkadan vurup duran Karaman oğlunu, bu niye kalın yazıyor? Çünkü ters tarafı açmışız. Arkadan vurup duran Karaman oğlunu itaat altına aldı. Fatih'in yaptığı ilk iş bu oldu. Tamam. Ama asıl onun gözünde ne var? Fethi Mübin. Mübin kitabı bu sene böyle anlatıyor. Fethi Mübin diye anlatıyor. Ne demek? Fetih suresinin ilk ayeti. Estağfirullah. İnna fetehna leke feten mübina. Yani şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih verdik. Demek tamam. Mübin kitabı böyle anlatıyor. İstanbul'un fethi. Tamam, tarih yazıyorum. 29 Mayıs 1453 Salı sabahı saat 05:30. Osmanlı kroniklerinden sadece Tursun Bey tarihinde ne vardır? Saat vardır, haberiniz olsun. Açıp bakabilirsiniz. Ben akademik tarihçiyim kıymetli kardeşler. Size nokta atışı bilgide Tursun Bey sadece o anlatıyor. Tamam? Diğerleri yok. Hatta bir tane de Ceneviz kolonisinin şeyi var. İstanbul'da gidenler görür onu. Bir yerde böyle yazmışlar. Salı günü işte teslim ettik anahtarı falan diye. Tamam? Şimdi niye fethettik biz İstanbul'u? Batıyor muydu? Evet, batıyordu. Şimdi buradan bileceğiniz olay. Sebep bir kere abim, sebeplerini bir yazalım. Vallahi üşeniyorum bunlara. Bunun notunu atıverem ben ya. Biraz bugün az yazacağım. Tamam? Sebepleri. Bir kere abim, neyi sağlamak istiyoruz? Toprak bütünlüğümüzü sağlama düşüncesi var. Şimdi bak, elhamdülillah ben beden vücudumun her yerine ne anlatırım? Tarih dersi anlatırım Allah'ın izniyle. Tamam? Kafam Rumeli olsun, gövdem Anadolu olsun. Anadolu Rumeli bağlantısını neresi sağlıyor? Boğazlar sağlıyordu. Boğazların bir tarafı bizde, öbür tarafı bizde. Sap gibi ortada kim var? İstanbul şey var. Konstantinopol var. Tamam, bizim neyi bozuyor? Bizim toprak bütünlüğümüzü bozuyor. Bir, onu sağlamak istiyoruz. Arkasından şu boğazlara egemen olup ticareti ele geçirmek istiyoruz. Tamam, asıl sebeplerden biri de nedir? Budur. Peki bir diğer bileceğiniz sebep, şu Bizans kahpesinin entrikalarından bıktık mı? Bıktık bunun entrikalarından da, Allah kahretsin. Bunları sürekli ya Çinli prenses gönderiyor, tamam mı? Kralınız gelsin dedik ama prensesi yolladı şerefsizler. Bizimkilerin de sırtı neyle? Karı kız meselesinde yere geliyor. Akıl kafa biraz ne oluveriyor? Karışıveriyor bu. Arkasından üzerimize Haçlı gönderiyor. Bıktık bundan bu. Bir de Peygamber Efendimizin teşvik edici hadisi şerifi var. Resulullah diyor ki Letüftahannen Konstantiniyeti vel animeti zalike ceşilceş vel animeti zalike lemirlü mera diyor. Yani Konstantiniye, İstanbul erbet bir gün fetholunacaktır. Fetheden komutan ne güzel komutan, fetheden asker ne güzel askerdir diyor. Düşünsene İstanbul'u fetheden, fetihle müjdelenen şey olduğunu. 800-900 sene önce ne olmuş? Fetihle ne yapılmışsın? Şey yapılmışsın. Yani haberlenmişsin, müjdelenmişsin. Her şeyin ne olur? Her şeyin değişir. Peki bizimkinlerin yaptığı neler? Hazırlıklar. Öncelikle bizim Fatih bizzat Şahi denilen neyleri döktürdü.
topları döktürdü. Bak bizim o Bizans'ı alamayışımızın bir tek sebebi var. Nedir o da kıymetli kardeşlerim? O da şudur. Nasıl diyeyim size? Allah bismillah. Şu etrafı sularla çevrili. O suları bir türlü ne yapamıyoruz? O suları bir türlü yıkamıyoruz kıymetli kardeşler. Bir. Tamam. Bundan dolayı o şahit edilen toplar. Bak bakman filmlerde bilimlerde falan. Macar Urban'dır, Müslüttin'dir falan filan. Yürü git. Onların hepsini bizzat yıkama, yağlama, ateşleme, soğutma, mühendislik, mimar. Bütün işlerini yapan Fatih'in bizzat kendisidir. Fatih çok akıllı abim. Müthiş. Bak 6-7 yaşında hafız oluyor. Biz 7 tane dil bildiğini biliyoruz. Bizim bildiğimiz 7. Daha belki kaç tane daha biliyor. Tamam. Haberimiz bile yok. Yani adam Venedik elçisi geliyor Venedikçe konuşuyor. Fransa elçisi geliyor Fransızca konuşuyor. Bilmem ne elçisi geliyor. Onların dilinde ne yapıyor? Konuşuyor. Çok kendini geliştirmiş müthiş yetenekli bir nedir? Padişahtır Fatih bu. Bizzat topları kendisi yaptırdı. Kendisi yaptı. Yıkama, yağlama, ateşleme sistemleri hep Fatih'in kendisindendir. Tamam. Arkasından hemen Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Rumeli Hisarı ama bunu yaptırdığında hemen Vezir Çandarlı Karahalil. Hünkârım dedi, hünkoş dedi. Vallahi bunu yaptırmak Bizans dedi. Ama şimdi şunu anlayın. İkinci Mehmet genç. Tamam. Olmadık işlerle uğraşıyor. Değişik değişik toplar döktürüyor. O zamana kadar olmayan. Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Vezir Çandarlı Karahalil Fatih'in yüzüne gülüyor. Ama arkasından da bir yandan da kuyusunu kazıyor. Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Bir de burada bileceğiniz bunun tam karşısına Anadolu Hisarı'nı kim yaptırdı? Anadolu Hisarı'nı Yıldırım yaptırdı. Anlaştık. Bazı kaynaklar bunu Boğaz Kesen diye anlatır. Tamam. Bazıları da bunu Güzelce Hisar diye sorar. Tamam Yaprak Tesler'de falan gelirse diye o yüzden verdim. Arkasından başka bileceğiniz işte doğuya batıya ordular gönderildi. Doğuya batıya ordular gönderildi ki Karamanol arkadan vuruyor. Ne zaman da İstanbul'u kuşatsak üzerimize Haçlılar geliyor. Arkasından Vize ve Silivri kalelerini aldı. Stratejik önemi olan bu kaleleri aldı. Arkasından donanmayı güçlendirdi ve 80 parça 60 parça neyse bir çok fark etmez tamam. Gemileri karadan yürütüp kıymetli kardeşler Galata'dan nereye indirdi? Kasımpaşa'dan Galata'ya, Haliç'e neleri indirdi? Gemileri indirdi. Ulan böyle bir şey kimin aklına gelir lan? Kurban oldum yani. Gemiyi karadan yürütüyoruz. İşte buradan da bileceğiniz bir olay var. Abi bizim denizcilik bilgimiz de bu kadar. Biz yüzme falan bildiğimizden geçtim. Gemiyi nereden götürüyorsun? Karadan götürüyorsun. Daha kolayımıza geliyor. Bunu yaptırdı. Daha yazdı buraya bir sürü bir şey. Tamam yürür kuleler yaptırmış. Ne bileyim işte daha dolu dünya şey yazdır. Ordular hazırladı falan. Geç. Tamam. Peki biz bunları yaptık. Peki Bizans ne gibi önlemler aldı? Bizans da boş durmadı. Bizans şerefsizi de hemen surları onardı. Ve Avrupa'dan ne istedi? Avrupa'dan yardım istedi. Fakat bu sefer Avrupa yardıma gelmeyecek. Niye? Ulan 5 kere geldiler de ne oldu? Ne oldu? Sırp sındığı 1. Kosova, Nibor, Varna, 2. Kosova hep yenilip gittiler. Yardıma gelmeyecekler. Bir de bunların arasında Katolik Ortodoks ayrımı var mıydı? Vardı. Yardıma gelmeyecekler ama en Katolik olan birisi yardıma gelecek. Kim gelecek? Venedik yardıma gelecek. Niye? En koyu Katolik ama niye yardıma geliyor? Çünkü sevdiğinden değil la. Ticaret eğer Osman'ın eline geçerse o bölgede ticaret yapan Venedik ahanda işi biter. Sevdiğinden değil kendini düşündü. O yüzden geldi. Arkasından bunlar Haliç'in ağzına zincir çektiler ve bir de burada soru olarak gelebilecek bir tek şu var abim. Grejua yani Rum ateşidir. Bunu dershanedeyken falan ben öğrenci yazdırırken hep diye yazdırıyordum. Yazın bakalım diyordum. Tamam Grejua Rum ateşi yazın diyordum. Çok önemli hiç sormadı. Anadolu ateşine alternatif dans grubu. Değil lan değil manyak. Grejua öyle bir şey yok. Tamam. Grejua şudur abim. Suda yanan ateştir. Tamam. Hatta teknik olarak suda yanan ateştir. Nasıl oluyor hocam? Suda ateş nasıl yanar la? Diye. Abim şundan dolayı oluyor o. Karpit denilen bir madde var. Tamam karpit denilen bir madde var. Bu madde acayip bir şey. Böyle topuk taşı gibi gözenekli bir taş. Tamam mı? Getir şurada çak yanmıyor. Ama suyun içine at çak çıtır çıtır yanıyor. Havadaki oksijenle değil sudaki oksijenle yanan değişik bir madde. Ve bu bilgiye kim vakıf? Bizanslar vakıf. 3,5 tarafı neyle çevrili? Denizlerle çevrili olunca. Neticeng mecbur ne yapman lazım? Şeyden gelmen lazım.
siz söyleyin. Denizden de gelmen lazım. Bunlar mancınıklara krujuvayı oturtup şak diye ne yapıyor? Gemiye atıyor. Geminin denize düştü, yanıyor. Geminin ortasına ateş düştü. Ne yaparsın? Söndürürsün. Sen söndürmeye çalıştıkça abim, tamam mı? Üzerine sanki benzin dökmüşsün gibi, tamam? Yani daha da çok yanıyor. Söndürmenin bir tek yolu var. Üzerine ne dökmen lazım? Kum dökmen lazım. Nereden, hangi akıllı gemiye kum koyar? Kimse koymuyor işte. Bu, o yüzden boğazın dibi batık gemilerden ne olmuyor? Geçilmiyor ve yeter bu kadar hazırlık, önlem falan falan. Bizimkiler kuşatmayı başlattılar. İlk gün saldırıya geçtik. Allah 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 dedik. Bir saldırdık. Surlardan geriye döndük. Şahit topunu bir sıktık. Top İstanbul'un üstünden uçtu öbür tarafa. Karşıya gitti. Yok, tutturamıyoruz, tamam mı? Kuşatma uzadı. 5 gün, 10 gün, 15 gün. Yeniçeri iddia işlerine başladı. Tamam. Ama velakin lan ne ettiysek bir türlü ne olmuyor? Bir türlü olmuyor. Alamıyoruz İstanbul'u, giremiyoruz. Kuşatmanın 40. gününde mi ne? Venedik yardım donanması neye geldi? İstanbul'a yardıma geldi. Ulan bizim gemilerin yanından attıra attıra, yanlaya yanlaya, el freni çeke çeke, drift ede ede, bizimle dalga geçe geçe, Venedikler süper denizci. Biz bilmiyoruz ki. Bunlar de İstanbul'a yardıma geldiler. Ve Fatih atını denize sürdü. Dedi ki yakın o gemileri, durdurun onları, yakın ulan o gemileri. Dedi ama tırt bizimkinler. Hiçbir anladığımız yok ki denizcilikten. Yardım gemileri gitti. Bizim moral düştü. Onların moral ne oldu? Yükseldi. Bunun üstüne Fatih kendini çadırına kilitletti. Tamam ya, çadıra kilitledir mi lan maya? Kapıya iki tane asker dikmiş. Demiş ki içeriye kimseyi almayın demiş. Sonra Fatih'in hocası geldi. Kimdir o? Akşemseddin dediğiniz adamdır. Bak, onların Saruman'ı, Akgandalf'ı varsa bizim de neyimiz var? Bizim de Akşemseddin'imiz var. Ama Akşemseddin sizin öyle düşündüğünüz gibi yaşlı bir adam değildir. Fatih'le yaşlar birbirine nedir? Yakındır kıymetli kardeşler. Ve Akşemseddin'in sakalı yoktur. Tamam. Bak yani, ama şimdi yaz Google'a mesela, bak tamam. Mesela laptoptan falan izliyorsan ya da bilgisayar telefondan izliyorsan öpür günden yaz bak. Tamam, Akşemseddin yaz, görsellere bak. Bir tane sakalsız fotoğrafını göremezsin. Tamam. Niye? Abi bizde bir olgu oluşmuş böyle. Fatih'in hocası, ulema, böyle allame-i cihane, böyle ne olacak? Sakallı işte, göbekli, kelli, bilmem neli, aksakallı bir adam olacak. Öyle yorumlanır. Doğru mu? Zerre alakası yoktur. At denmesinin sebebi kösedir la. Herifin saçı sakalı yoktur. Tamam. Aa bak, yaz şeye, İlber Ortaylı'ya, tamam mı? Akşemseddin yaz, o anlatıversin. İlber Ortaylı hocanın var onunla alakalı bir tane 1-2 dakikalık videosu YouTube'da görürsünüz. Anlaştık bu. Sakın ha filme fırıldağa falan ona buna kanmayın abim, tamam. Ve Fatih'in hocası geldi. Yürü lan Fatih, gezmeye gidiyoruz dedi. İkisi böyle hocalı kardeşli beraber çıktılar. Yürürlerken Akşemseddin dedi ki şurayı kazın lan dedi. Yeniçeriler Allah dedi, Bizans hazinelerini bulduk dedi. Bir gazdılar, altından ne çıktı? Ebu Eyyub el Ensari'nin mezarı çıktı. Eyyub el Ensari Mekke'den Medine'ye Peygamber Efendimiz göç ettiğinde onu evinde misafir eden adamdır, tamam mı? Bu Emevilerle beraber, Muaviye ile beraber Bizans kuşatmasına gelmiş, surların dibinde 90 küsür yaşında ne olmuştur? Şehit düşmüştür. Günümüzdeki Eyüp Sultan İstanbul'daki, tamam. Orayı ne yapıyorlar? Mezarını, türbesini buluyorlar. Bizim ordunun moral desteği birden ne oldu? Birden arttı. Kuşatmanın 50 küsürüncü gününe gelindiğinde abim, 29 Mayıs Salı sabahı bizim topçu bir ateşledi, dang diye surlarda açıldı mı bir gedik, yanlardan ışıklı tabelalar çıktı, attack here dedi. Bizimkiler oradan Allah 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 içeriye koşturdular ve Fatih atını hemen nereye sürdü? Fatih atını abem Ayasofya Kilisesi'ne sürdü. Ayasofya Kilisesi'nde millet kimi mum yakmış, kimi tüp yakmış, kimi böyle ne pozisyonda, tamam mı? Orada dua ediyorlar. Kene Fatih geldi, kapıya vurdu. Nak nak dedi. İçeriden bir ses. Who is that? Kimsin lan? Dediler, tamam mı? O da dedi ki open it. Açın lan itolitler dedi. Yani işte open lan. I am Mehmet. Fatih Sultan Mehmet deyince içerideki ses. We are absent. Yokuz deyince Fatih Sultan Mehmet bir koydu kapıya, girdi içeriye. Kim hepsi? İsa Musa heykelinin önünde dua ederken Fatih dedi ki onlara kalkın lan. Ben Sultan Murat Hanoğlu, Sultan Mehmet Hanım. Bu saatten sonra hepinizin canı malı, ırzı namusu benim güvenliğim teminatım altındadır. İstanbul'da rahatça dolaşabilirsiniz ama payitaht artık benim başkentimdir. İstanbul benim başkentimdir deyip kapağı yapıp oradan çıktı. Fatih istese Ayasofya Kilisesi'ni kapatamaz mıydı? Kapatırdı değil mi? Fatih Ayasofya Kilisesi'ni kapatmadı. Aksine güçlendirdi. Aksine o Ortodoksları ne altına aldı? Himaye altına aldı. Burayı ÖSYM 50 bin kere sormuştur. Tamam. Niye? Niye? Niye?
dini hoşgörü gibi görünen olayın altında aslında çok ciddi neler var? Çok ciddi siyasi sebepler vardır. Bir, bu Ortodoksları himaye etmekle amacı Haçlı Birliği'ni ne yapmaktır? Haçlı Birliği'ni parçalamaktır. Bir. İkincisi, Ortodoks Katolik, Ortodoks ve Katolik ayrımını körükleyecek ki bu mezhep mücadelelerinden bu bizim işimize gelir. Anladınız mı? Bunu kullanmak istiyor. Bir de ÖSYM şöyle bir soru sordu. Tamam? Dedi ki gayrimüslim halkın, yani bak, bir kiliseyi güçlendirmekle, kapatmamakla bir sürü yorum çıkarıyorum bak. Gayrimüslim halkın devlete olan bağlılığını arttırmak ister dedi. ÖSYM'nin neyidir? Arttırmak ister dedi. Anlaştık abim. Bu ve ilk cuma namazı da nerede kılındı? Ayasofya'da kılındı. Fatih geçti ordusunun önüne. Allahu Ekber dedi. Ellerini saldı. Tamam, bağlamadı. Sen de imama uyduğun için sen de bağlaman. Allahu Ekber dedi, bağlamadı. Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber çakırlaştı. Olmuyor. En son 3 tekbirden sonra Fatih Sultan Mehmet gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Allahu Ekber dedi. Tamam, ve tebessüm etti, namazı kıldırdı. Cuma namazı bittikten sonra hemen veziler koştu geldi. Lan hünkârım dedi. Lan oğlum dedi, niye böyle dedi. Üst salla bir bağla, bayram namazı gibi niye böyle ettik biz dedi. Tamam mı? Yani bugün bayram böyle mi yani? Şimdi böyle mi yapacağız bunu dedi. Fatih'in verdiği cevap ilginçti. Dedi ki Fatih, vallahi vezirim dedi, ben siz gibi ilk tekbirde Kabe'yi göremiyorum dedi. Bak abim, Osmanlı padişahları onlar. Evliyaullah'tan adamlar. Fatih Matin'in adamlar. Bunlar hakikaten de çok başka adamlar. Tamam. Allahu Ekber dedi. Neyin önüne geldi? Kabe'nin önüne geldi. Bunlar biraz da inançla alakalıdır. Tamam mı? Tayyi zaman, tayyi mekan dediğiniz durumlar vardır. Bunu Avrupa kabul etmiyordu. Artık kabul ediyor. Anlaştık. Bunu kabul ediyorlar. Hatta şeyler işte, bir adam çıkardılar. Tamam mı? Ne o? Doktor Strange. Bildiniz mi Doktor Strange'i? Böyle eliyle yuvarlak yapıyor da işte portal kapı bilmem ne açıyor falan diye, astral seyahat diye kabul ediyorlar şimdi. Anlaştık mı? Bizimkiler zaten en başından beri bu işleri yapıyormuş. Böylece İstanbul'u ettik, fethettik ve Fatih'in yaptığı ilk işler İstanbul'un fethinden sonra hemen Vezir Çandarlı Halil'i bir ortadan kaldırdı bir. Tamam? Bunu bir kaldırdı. Tamam? O önemli. Biraz sonra geleceğim ona. Arkasından kendisine zamanında Buçuktepe'de isyan eden o Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan'ı da parça pinçik ettiriverdi bu. Hiç acımamış vallahi ve unutmamış da, tamam. Şimdi geldim İstanbul'u. İstanbul'u aldık Allah'ın izniyle. İstanbul bizim, hala bizim, daha da alamazlar. Tamam. Ve İstanbul'un fethinin sonuçlarına. Şimdi şunları yazmayacağım, tamam mı? Tamam, İstanbul'u fethettik. Ne bileyim işte yükselme dönem başladı. Fatih ünvanı verildi falan. Geçin bunlara, ne yapmayınız? Bunlara takılmayınız. Tamam? Ama şunu biliniz. Bunlar önemli şimdi yazacaklarım. Şu Şahi denilen toplar Avrupa'ya gitti. Surları bile yıkan bu toplar Avrupa'da feodaliteyi yıktı. Feodalite yıkılınca yerine merkezi krallıklar güçlendi. Peki bu durum Avrupa'nın siyasi yapısını değiştirdi. Peki bu durum beni olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Bu durum beni olumsuz etkiler. Bak, sana bir sonuç yazıyorum. İstanbul'un fethinin bir sonucu süreç içerisinde beni ne etkilemiş? Süreç içerisinde beni olumsuz etkilemiş. Tamam? Ama bunlar Fatih'in ölümünden 50 yıl sonra oldu. Arkasından başka bileceğiniz olay. Ticaretin kontrolü, boğazların kontrolü bizim elimize geçince Avrupalılar neyi yaptılar? Avrupalılar coğrafi keşifleri yaptılar. Kaldırdılar, Amerika kıtasını buldular. Ekonomik olarak Avrupa'nın yapısı değişti. Peki bu durum beni olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Olumsuz etkiler. Tamam? Bak, İstanbul'un fethinin sonuçları süreç içerisinde beni ne etkiliyor? Olumsuz etkiliyor. Anlaştık bu. Burayı soruyor ÖSYM. Ve bir bileceğiniz daha. O İstanbul'daki bilim adamları, bunlar kaçtı gitti. Fatih bunların kaçmasını istemezdi. Bunlar gittiler İtalya'da Rönesans'ı
yaptılar. İtalya'da yeniden doğuş dediğiniz o antik dönem eserleri, Aristoteles, Tukidides, Pilates yok lan, onların kitaplarını tercüme ettiler ve Avrupa ilim, bilim, film, kültür, teknik, sanat alanlarında ileri adım koşarken bu durum beni ne etkileyecek? Olumsuz etkileyecek. Ama Fatih Sultan Mehmet şurada olan olayların hiçbirisini ama hiçbirisini görmedi abim. Tamam. Yani tamam, Şahi, ticaret, boğaz, bunlar benim kontrolüme geçti ama şu feodalitenin yıkılması, şu işte ne bileyim coğrafi keşif, ne bileyim şunlar, Fatih bunları görmedi. Bunlar Fatih'in ölümünden 50 yıl sonra ortaya çıktı. ÖSYM burayı soruyor. Anlaştık, bu bir. Bir diğer bileceğiniz olay ise Fatih. Abi Fatih zamanında 17 tane ülke alınmış. Hangi birini bileceğiniz? Tamam. Ayrıntılarla da ne yapmayınız? Boğulmayınız. Buradan gelecek soru tipleri belli. Bizans dirilemesin diye, Bizans bir daha ortaya çıkamasın diye Fatih iki yeri daha fethetti. Nereyi fethetti o iki yer? İlki abim, hop, İlki abim Mora Yarımadası yani günümüzdeki Yunanistan'ı fethetti. Bir de Trabzon'daki Pontus Rum'u fethetti. Niye? Çünkü İstanbul'un, Bizans'ın soyluları kaçan nereye sığınıyor? Kimisi Mora Yarımadası'na gitti, Deze kızlarına, ötenkileri de eniştelerinin baldızı Trabzon tarafına gittiler. Anlayabildiniz abim? İkisini de ortadan kaldırdı ki Bizans dirilemesin diye bu ikisini ortadan kaldırmış. Bitti gitti. Bu kadar. Ve geldim Fatih devrindeki nelere? Fetih hareketlerine. Abim Fatih zamanında 17 tane ülke alınmış. Lan diyorum ya işte, hangi birini bileceksiniz diye. Tamam. Balkanlarda alınan yerler. Bunları da bak oturup ezberlemeyin. Bunları size değil. İşte Fatih'in alamadığı işte ülke, bilmem ne edemediği, giremediği ada. Bunları sana değil. Bunları bana sorarlar. Tamam. Neyi aldı mesela Balkanlarda? Sırbistan. Arkasından Mora. Eflak. Boğdan. Tamam. Bosna Hersek. Bunlar zaten şak diye ne yaptılar? Katıldılar. Arnavutluk. Dalmaçya kıyıları. Bunların hepsini ne yapmış? Hepsini almış. Bir diğer bileceğiniz, beni bunlar değil. Beni şunlar daha çok ilgilendiriyor. Anadolu'da aldıkları. Arkaya yazalım. Anadolu'da aldıkları daha çok ilgilendiriyor. Niye? Çünkü bu Anadolu'da alınanlarda Anadolu Türk Siyasi Birliği muhabbeti var ya. Anadolu Siyasi Birliği, Anadolu Türk Siyasi Birliği muhabbeti. O yüzden önemli. Tamam. Buradan sorular gelir karşınıza. Peki Anadolu'da aldığı yerler. Tamam. Bir bileceğiniz olay. Bir. Cenevizlilerden nereye aldı? Amasra'yı aldı. Amasra Cenevizlilerden alındı. Yani Anadolu Siyasi Birliği'ne girer. Tamam. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama çabası değildir. Ama Türkleştirme amacıyla alındı mı? Evet, alındı. Türkleştirme, İslamlaştırma amacılarında ama ATSB değil, ASB'dir. Hatta Amasra'dan size bir güzellik. Lala, lala. Çeşmi, Cihan, Buramoğla. Çeşmi, Cihan, dünyanın gözü burası mı diye Amasra'yı sevmiş Fatih'cim. Tamam. Arkasından iki numara. İsfendiyar oğullarına son verildi. Tamam, siz bunu ne diyebiliyorsunuz? Candaroğlu diyebiliyorsunuz. Bak bu neye girer? ATSB'ye girer. Aradaki fark anladınız mı abim? Amasra'yı Ceneviz'den alıyorsunuz. Bu arkasından Karamanoğullarından, Karamanoğulları itaat altına alındı. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne girer. Arkasından bir diğeri Akkoyunlularla, Akkoyunlu Uzun Hasan'la bir savaş yapıldı. Ne onun adı? Otlukbeli Savaşı ve Akkoyunlu Devleti'ne son verildi. Bu da Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne girer. Çünkü kimden alıyorsunuz? Türklerden alıyorsunuz. Ve 5. Pontus'tan neresi alındı? Pontus Rum Devleti'nden Trabzon alındı. Anadolu Siyasi Birliği'ne girer. Anlaştık.
Anadolu Siyasi Birliği. Trabzon'u Türklerden değil, kimlerden alıyorsunuz? Anlaştık abim. Böylece bilin bunu. Tamam. Anadolu'da aldıkları yerler buralar. Denizlerde ise hemen denizlerde. Nereden başlayalım? Ege ile başlayalım. Hadi bakalım. Ege ile. Bunları ezberlemeyin. Bunlar da ÖABT bilgisidir. Tamam. Burayı Telsim diye kodlayıverdik biz. Zamanında Telsim diye bir operatör vardı. Tamam. Telsim diye. Ne onlar? Taşöz, Eğriboz, ne bileyim Limni, Semadirek. Ege'de adam biter lan, manyak. Hangi birini ezberleyeceksin? Semadirek, İmroz, Midilli gibi bir sürü neyi almış, adı almış. Sen bunları bilmesen de olur. Tamam? Bu bana kalsa ben es geçeceğim. Celal Hoca anlatmadı demen diye anlatıveriyorum ben. Arkasından Akdeniz'de geldiği yerler, buralar önemli. Akdeniz'de Zoka. Tamam? Ne bunlar? Zanta, Otranto, Kefalonya ve Ayamavra. Hah, tam 4 tane, koy 5.'yi sor. Hangisi Fatih'in Akdeniz'de aldığı adalardan biri değildir? Zanta, Otranto, Kefalonya, Ayamavra, Korfu. Hadi buyur, buradan yak. Bu soruyu işte abem sana sormaz. Bu soruyu kime sorar? Bu soruyu ÖABT'de bana sorar. Bana. Anlaştık mı? Yani senin bilmene gerek yoktur kıymetli kardeşim. Ama bunların içinden şu Otranto önemli. Otranto dediğiniz yer, burayı bilin işte. Otranto abem İtalya'nın topuktur. İtalya'nın topuk. Tamam. Fatih özellikle buraya kimi gönderdi? Gedik Ahmet Paşa'yı gönderdi ki, tamam mı, nereyi de alayım, İtalya'yı da alayım, Roma'yı da alayım, hatta şu Zirzo Papa'ya ne öptürecekti? Papa'yı da, Katolik Papa'yı da alıp ona el öptürecekti. Katolik Papa hemen Fatih'e mektup yazdı. Fatih'cim ortak ne olur gelme, korkarım uşağım, gelme dedi. Hatta geliyorsan da gel lan dedi, tamam mı, gel sana dedi, kutsal haçı öptüreyim. Bütün Haçlı ordularını senin ayaklarının altına şey yapayım, sereyim. Seni dünyanın en büyük Haçlı süvarisi yapayım. Tamam. Gel Hristiyanlığın şövalyesi ol dedi. İyi teklif mi? İyi teklif. Tamam. Fatih de ona cevap yazdı. Lan papacım dedi. Buyur gel, seni İstanbul'da sünnet düğünü ettireyim ve Şeyhülislam'ım yapayım dedi. Yavrum benim, Fatih'teki şeye bak. Tamam. Ne diyor? Papaya gel lan diyor. Sana diyor. Gel lan diyor. Seni diyor neyim yapayım? Gel diyor, seni şeyim yapayım diyor. Şeyhülislam'ım yapayım diyor. Anlaştık abim, yani bu kadar önemli bir adam ama bu sefer sırasında öldüğünü sanıyoruz. Biz zehirlendiğini sanıyoruz. Nasıl öldü, nasıl etti biz de bilmiyoruz. Ve Fatih'in Karadeniz'de aldığı yerler. Bunlar da önemli. Burayı da Kast diye kodlarız. Kıymetli kardeşlerim, tamam. İlki Kırım'dır. Çeşmi Cihan dünyanın gözü Amasra'dır, Sinop'tur ve Trabzon'dur. Tamam. Bunların içinden de nereyi bileceksiniz? Bunların içinden de Kırım'ı bileceksiniz. Kırım'ın fethiyle kıymetli kardeşlerim, Karadeniz ne haline gelmiştir? Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Anlaştık. Bitti gitti. Bu kadar. Bak, Fatih devrinde Akdeniz'de önemli, Ege'de önemli yerler alınıyor ve Karadeniz ne haline getirilmiştir? Karadeniz Türk Gölü haline getirilmiştir. Bir de burada bileceğiniz bir önemli olay daha var. Yani bak, sadece çizdiğim şeyleri biliniz. Otranto'yu bil, Kırım'ı bil, tamam mı abim? Şu Mora'yla Trabzon'un alınmasını bil. Mora'yla Trabzon, bu ikisi alınca Bizans bir daha dirilemedi. Bunları bil. Başka bir şey bilmeye gerek yok. Tamam, daha fethi hareketleri ben 1000 tane daha anlatırım sana. Ama bilmene gerek yoktur. Burada bileceğin bir önemli olay daha var. O da şu: Memlüklerle Hicaz su yolları meselesinden dolayı ilişkiler Memlüklerle gerildik. Bir savaş yok, bir şey yok ama gerildik. Niye? Şu, şimdi Fatih İstanbul'u fethetti ya abi. Tamam. Abbas halifesi Memlüklerin kontrolünde. Memlüklerin koruması, himayesi altında ama Memlüklerin bir halt ettiği yok. Övgüler, bütün şeyler kime gidiyordu? Osmanlı'ya gidiyordu. Bak, bizim düşmana ihtiyacımız yok. Türkiye yetiyoruz mu?
yetiyoruz. Bizim hacılarımızın o hac yolları üzerindeki su kuyularını boşaltmışlar. Ulan orada en kıymetli şey ne? O çölde su lan, su su su. Bundan dolayı ilişkiler ne oldu? Gerildi ama bir savaş mavaş falan yoktur. Fatih devri, fetih hareketleri falan bunlar. Yani bilmeniz istediğim birkaç bir şey var. Onları da üstüne basa basa boyaya boyaya ne yaptım zaten? Anlattım. Oraları bileceksiniz. Ne kadar çok bilirseniz o kadar çok yanlış yaparsınız. Genel hatları biliniz, geçiniz, tamam. Ama Fatih'in asıl, şimdi size sorunun geleceği yer. Fatih'in devlet yönetiminde yaptıkları, işte bizi ilgilendiren yerler buralar abim. Diğerleri bakın diyorum ki size ÖABT bilgisidir. Tamam, hemen ay yıldız çaktım. Tamam, bir numaralı olay. Kanunname-i Ali Osman denilen bir şeyi çıkardı. Ne lan bu kanunname-i Ali Osman'la birkaç, bu kanunu kadim diye geçer. Kanunu ilerleyen süreçte kanunu kadim diye geçecek, yani 400 sene boyunca uygulanacak. Kadim ne demek? Kadimin kelime manası abem eski demektir. Tamam, Fatih olan uygulamalar yasallaştırdı. Ne onlar? Mesela ilki kardeş katlidir. Fatih diyor ki be her kim esneye evladımdan saltanat müyesser ola, nizam alem için karındaşının katli caiz ola, ekser ulema dahi bu şekilde tecviz eyliye anınla amir olar Sultan II. Mehmet Han. Pıst, arz ederim bu. Yani diyor ki devletin devamı için kardeşin kardeşi öldürmesi dinen caizdir demiş. Yavrum benim be. Adam hiç gözünün yaşına bakmıyor abim. İşte bu Osmanlı'yı Osmanlı yapan bir sistemdir. Aslı olan kişiler değildir, devlettir diyor. Ama tabi o dönemde tartışılıyordu, günümüzde de tartışılıyor bu. Ama Osmanlı'yı Osmanlı yapan nedir? Sistemdir. Kardeş katlini yasallaştırdı. Beraberinde müsaadere usulünü getirdi. Bunu Özgür Özkınık abiniz, İsmail Er Yılmaz abiniz size anlattı zaten. Nedir müsaadere? Devletin kişinin mallarına el koyması uygulamasıdır. Bakın Osmanlı'da özel mülkiyet yoktur. Fethettiğin yer kimindir? Devletindir. Ama devlet, bak bunlar zaten olan şeylerdi. Fatih bunları ne yaptı? Yasallaştırdı. Tamam? Ama burada bileceğiniz olay, malla mülküne el konulan, ilk ortadan kaldırılan şey kim diye sor, sadrazam kimdir diye sorarsa hemen ilk götürdüğü kim oldu? Çandarlı Gara Halil oldu. Eğer Fatih Çandarlı'yı halletmeseydi, eğer İstanbul'u fethedemeseydi Çandarlı kimi götürecekti? Fatih'i götürecekti. Anlaştık ve bu saatten sonra yönetimdeki Türk kökenli beylere son verdi. Yerlerine kimi getirdi? Yerlerine devşirmeleri getirdi Fatih. Bir diğer bileceğiniz olay, sancağa çıkma usulünü yasallaştırdı. Bir de culus bahşişini yasallaştırdı. Bak diyorum ki size, bunlar zaten olan şeylerdi. Fatih bunları ne hale getirdi? Yasal hale getirdi. Tamam? Yasallaştırdı. Yani yasayla güvence altına alındı. Bunlardan gelecek hep soru aynıdır. MOK, yani merkezi otoriteyi korumaktır. Başka da bir şey değildir. Bunu bilin kıymetli kardeşlerim. Bir diğer bileceğiniz olay, hiç bak ayrıntılarına bıttırı bızlığına girmiyorum. Tamam? Bir diğer, ikinci bir olayım ise divana ama dur. Neyse yazdım artık. Divana sadrazamlar başkanlık etmeye başladı. Şimdi buradan yorumlar çıkarttıracağız. Ne yorumları çıkarttıracağız? Bak şimdi. Ezberlemeyin, ne anlayın? Mantık anlayın. Tamam. Şimdi divan ayrı bir kurum. Sadrazam ayrı bir kurum. Ve bir de bunların üstünde kim var? Padişah var. Yani teknik olarak buradan padişah ayrı bir kurum olarak ortaya çıktı diyebilir miyim? Aynı günümüzdeki gibi, tamam mı? Cumhurbaşkanı, başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi ayrı bir kurum olarak padişah ortaya çıktı. Padişah buraya divana katılmıyor, sadrazam başkanlık ediyor. Daha demokratik bir ortam olabilir, daha rahat konuşabilirler. Ama padişah katılmasa bile kasrı adıl denilen yerden izler ya da dinler. Tamam, kasrı adıl dediğiniz şey, adalet kasrı dediğiniz yerden dinlermiş. Hep merkezi otoriteyi korumak, başka hiçbir yorumu, hiçbir şeyi yoktur abim. Anlaştık. Ve 3 numara, yönetimde Fatih'in emriyle yönetimde Türk kökenli beylere son verildi. Yönetimde Türkler out. Devşirmeler ne oldu?
in oldu ve hemen Fatih'in ilk götürdüğü Türk sadrazam kimdir? Çandarlı Kara Halil'i ortadan kaldırdı, malına mülküne müsaade ettirdi ve şunu anladı. Eğer Fatih İstanbul'u fethedemeyeydi, tamam, Çandarlı Fatih'i indirip başa geçecekti kıymetli kardeşlerim. Anlaştık bu. Bak bunlardan hep cevap hep aynıdır. Hep mok 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 mok. Mok ne lan? Merkezi otoriteyi korumaktır. Bitti gitti. Bu kadar. Başka buradan bileceğimiz neler var? Divan üye sayısı arttı. Divandaki üye sayısı arttı. Niye? Niye? Çünkü ülke sınırların ne oluyor? Artıyor. Arkasından 5 numara Topkapı Sarayı yaptırıldı. Topkapı Sarayı yaptırıldı. Fatih Külliyesi yaptırıldı. Bak, Topkapı Sarayı, bileceğiniz iki bilgi vardır, tamam mı? Topkapı Sarayı'nda Batı mimarisinin etkisi kesinlikle yoktur. Defalarca sordular. Sen niye çalışıyorsun? ÖSYM'yi soruyor. Hangi sarayda Batı mimarisinin etkisi yoktur? Topkapı, Beylerbeyi, Yıldız, Çırağan, Dolmabahçe'de. Cevap hep nedir? Topkapı'dır. Bir. İkincisi, en uzun süre saraylık yapan da burasıdır, tamam. Ta 1470'te mi ne bir geçiyoruz abim, tamam. Ta 1856'ya kadar 400 sene boyunca merkeziniz neresi oldu? Topkapı Sarayı oldu, böylece biliniz. Arkasından başka bir diğer bileceğimiz olay Sahn-ı Seman medreseleri ni oluşturdu. Sahn-ı Seman Medrese. Bu tetimmeler falan yapıyor. Tamam? İşte 8 ayrı başlıkta derslerin verildiği okullar yapılmış. Sahn-ı Seman. Günümüzdeki Harvard, Oxford, Cambridge, Yale topla, bunların Sahn-ı Seman'ın sesi bilem etmez. Anlaştık abim. Bu genel kültür olsun. Burayı böylece biliniz. Başka buradan Sahn-ı Seman'dan bir de buraya bir Ali Kuşçu'yu falan alıp geliyor. Ders verdirtiyor burada. Yani iyi işler yaptırmış Fatih, tamam. Sahn-ı Semanları yaptırıyor. Başka buradan başka bileceğimiz bir diğeri altın para bastırıldı. Altın para. Yorumla. Süper neyiz? Süper zenginiz, tamam mı? Bu altın para Sultani diye de bilinir. Başka isimlerle de bilinir ama en yaygın ismiyle ne diye biliniyor? Sultani diye biliniyor. Tamam. Böylece biliniz. Arkasından klasik Osmanlı mimarisi ortaya çıktı. Bir de Venedik'e neler verildi? Kapitülasyonlar verildi. Şimdi bu Venedik'e kapitülasyon vermesinin sebebi nedir? Ticareti canlı tutmaktır. Anlaştık ama Mebin kitabı abim sürekli güncelleniyor, biliyorsunuz, tamam mı? Şimdi son güncellemeye göre artık ilk kapitülasyon, biz Venedikler diye anlatırdık demiyor. İlk kapitülasyonlar kimedir? Murat zamanında Cenevizlilere verilmiştir diyor. Bunları falan bilmenize gerek yok, bak. Oturup deli gibi falan bunlarla ne yapmayın? Çalışmayın. Ya her şey bitti. Kapitülasyon kime verildi? Cenevizli, Venedik, Ceneviz. Bunu mu soracaksınız zannediyorsunuz? Sormaz abem, gelmez böyle sorular. Sürekli ne oluyor? Son 10 yılda bu sürekli ne oldu? Değişti durdu. Biz de hangi birini anlatacağımızı şaşırdık. Bir Ragusa Cumhuriyeti dedik. Bir Venedik dedik. Bir Ceneviz çıktı. Bir ne bilen ne çıktı. Ya çıkıyor oğlu, çıkıyor. Gelmez karşınıza. Sana ilk kime verildi diye sormaz. Kim verdi diye de sormaz. Tamam. Bu kapitülasyon vermedeki amaç nedir der. Tamam, Haçlı Birliği'ni bölmek, ne bileyim işte ticareti canlandırmak, ekonomik kazanç elde etmek, gümrük gelirini arttırmak, böyle yorumlarla gelir. Anladın mı? Kulun kurbanın olayım. İlk kapitülasyon kime verildi? Ona mıydı, buna mıydı? Gelmeyin bana bunlarla, vallahi geriliyorum. Tamam, bu. Peki bir diğer başka buradan bileceğiniz, tamam. Bir diğeri Avni mahlasıyla neler yazdı? Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Allah çok yaşasın, siz de görün işte, inşallah hep beraber, tamam. Hatta divanı olan ilk padişah budur. Divandan kastım şey değil, divanı Hümayun değil. O edebiyatta hamseler var ya, edebiyatçılar, siz daha iyi biliyorsunuz orayı. Bu hamse dediğimiz beşlikler olandır. Hatta size bir de burada ön lisanslara sordukları bir soru. Fatih'in kullandığı ünvanlar arasında hangileri vardır dedi ve şunu da kabul etti. Kaiser ünvanını da ne yapmıştır? Kullanmıştır. Kaiser ünvanını kullandı. Ne bu Kaiser? Abi Rum Kaiseri.
Tamam. Yani Bizans'ı, İstanbul'u fethetti ya. Abi koca Roma, Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi ya. Ulan Fatih 21 yaşında çocuk da. Kim sallar, kim ipler Fatih? Kaiser ünvanını kullanıyor ki ben fethettim, orası artık benim malım, benim mülküm mesajı vermek için Kaiser ünvanını kullanmıştır. Bunu 2018 yılında ön lisans kardeşlerime sordular. Tamam, bunu böyle bileceksiniz. Arkasından 10 numara İtalyan Centurio Sencilli Bellini'ye bir neyini yaptırdı? Portresini yaptırdı ama bu portreyi yaşlandırarak ne yapmıştır? Kendisini yaşlı gibi çizmesini istemiştir. Allah bismillah hapşuracağım gene. Hey, la oğlum ne olduk la bugün nezle mi olduk ne olduk? Kendisini yaşlı çizmesini istemiştir. İki sebep var. Birincisi birebir aynısı olmasın, puta tapıcılık olmasın diye. İkincisi lan bu çocuk mu fethetti İstanbul'u demesinler diye kendisini yaşlandırarak çizdirmiştir. Ama bir de Fatih'in meşhur bir resmi var. Gül koklayan Fatih resmi var. Tamam, bunu ise şey değil, Sencilli Bellini falan bunlar değil abim. Kim çizmiştir? Sinan Paşa çizmiştir. Son bilgiyi de yazayım. Şu resmi size göstereceğim zaten. Biliyorsunuz bende de aynısı var. Tamam. Ve son olarak Fatih'in hocası Akşemseddin'dir. Unutmayın, Akşemseddin'in sakalı falan yoktur. Halis mulis nedir? Halis mulis aktır. Abisinin gülleri. Tamam. Ve hadi bakalım dersiniz bitti. Kıymetli kardeşler, bir de şuraya şöylece neyi koyalım? Bizim portreyi de koyalım. Hop, şunu da şöylece bir döndürelim. Dön dayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir daha döndürelim. Tamam. Şunları şöylece iteleyelim. Heh. Arkada işte Sinan Paşa'nın yaptığı resim. Sinan Paşa'nın yaptığı resim. Gül koklayan Fatih. Aha. Aynı Allah'ın izniyle. Bak abi ben bu resmi paylaştım, tamam mı? O zaman siz de var ya, ne dediniz bana biliyor musunuz abi? Oo hocam vallahi Fatih'im aynısınız, birebir benziyorsunuz falan. La o resim benim zaten. Manyak. Bir resme bir dikkatli bakarsan birkaç ayrıntıyı fark edersin. Tamam mı? Aha o resimde bak. Aha gördünüz mü? Lan yüzüğüm yok. Eyvahlar olsun. Yüzüğü unutmuşuz. Bak baksana Fatih'in kolunda ne var? Fatih'in kolunda saatle yüzük var. Kurban olduğumun. Bak yüzüğü unuttuk lan. Eyvahlar olsun. Ay yıldızsız yüzüğümüz. Al bayraklı yüzüğü unutmuşum abim ya. Kurban olduğumun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban olduğumun al bayrağına. Hop. Bismillah. Aha taktık. Al. Aynısı. Yandan baktığında aynı kemer, aynı geniş alın, aynı kemerli burun, aynı eller. Tutuşum bile aynı vallahi billahi. Şu tarafa geçtik mi tam denk denk geleceğiz Allah'ımız dile. Hoppa. Hoppa. Şöyle şimdi bu tarafa doğru iteleyelim. Tamam. Lan hatta şunu da kafama koyayım. Yemin ediyorum al işi gücü bıraktık daha bunlarla uğraşıyoruz ha. Abi bak. Aynı. Bak hem bir profilden. Ha, kapatmıyorum değil mi? İyi güzel. Şöyle birazcık daha iteledik mi tam denk geleceğiz Allah'ım. Ha. Ha. Al. Aynı saat yok lan. O saati de takalım. Saat de burada Allah'ın izniyle. Hepsi. Hatta aynı kazak var lan üstümde. Vallahi aynı kazak var ha. Nasıl tevafuk denk getirmişiz yemin ediyorum ya. Al aynı kazak. Aynı kol. Aynı saat. Hah. Al. SS aldın mı SS? Tamam iyi çıkıyor değil mi? Kapatmıyorum değil mi? Al. Şöyle aynısı işte abim Allah'ın izniyle. Millet yazmış. Hocam demişler ne kadar çok benziyorsunuz falan diye. Ulan benim o ben. Benim zaten o tamam. Sen hiç Fatih'in kolunda saat gördün mü? Kurban oldun mu yani hani. Bu zaten benim resmimdir dedim. Ve böylece neyi bitirdik kıymetli kardeşler? Dersi bitirdik tamam. Hepinizi seviyorum. Yarın akşam Allah'ın izniyle ne var? Yavuz Sultan Selim var. Yarın daha bir abdestli gelin tamam. Bugün böyle bir nezle gibiyim, grip gibiyim. Ondan böyleyim abim. Tamam. Hapşuracağım, hapşuramıyorum. Bir şeyimiz yok elhamdülillah. İyiyiz de. Böyle bir kırıklık var üzerimde ya. Böyle bir dinlenelim bakalım. İstirahat edelim Allah'ın izniyle.
İyi oluruz, sıkıntı yok. Tamam. Hepinizi seviyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. Yarın akşam Yavuz Sultan Selim var. Aa bak yarın Yavuz başka bak ha. La Safi hikaye anlatacağım. Ders anlatmayacağım. Yarın haberiniz olsun ha. Tamam. Bu yemişim dersini. Ders nasıl olsa anlatıyoruz. Biraz da ne anlatalım? Hikaye. Anlatalım size, seversiniz. Hikayeler. Tamam. Dua edin bana. Hepinizi seviyorum. Kıymetli kardeşlerim. Kalemleri, şarjörleri de hallettik. Ve haydi bismillah. Görüşmek üzere kıymetli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Haydi bakalım.